Merhaba herkese, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Malum arkadaşlar, ekonomi, fiyatlar, dolar falan filan derken artık sizlerin ve bir yandan biz, yani içerik üreticilerin de bu tarz böyle teknolojik ürünlere ulaşması günden güne zorlaşıyor. Bununla birlikte hani şunun da farkındayız, sizin de hani izleme şevkiniz kırılıyor. Yani yapacak pek bir şey yok, hani benim kanalım siyaset veya ekonomi kanalı değil, o yüzden gelin biz işimize dönelim. Malum şu anda fiyatlar alıp başını gittiği için ben dedim ki acaba iPhone 6s şu dönemde, şu zamanda alınır mı? Hep birlikte bir bakalım. Neden 6S? Tabii ki de fiyatı şu an en ucuz kullanılabilir iOS cihazlardan bir tanesi kendisi. İşte başta aklınıza şey gelebilir, güncelleme almıyor çağdaş falan filan. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Apple açısından güncelleme almaması sizin avantajınıza bir durum haline gelebilir. Malum biliyorsunuz, onlar da bir süre sonra iPhone'ları yavaşlatıyorlar. Ya şu dünyada hiçbir şey... Neyse ya. Ayrıca videonun başında da belirtmiştim, hani piyasadan bulabileceğiniz hani en ucuz iOS deneyimini sorunsuz yaşayabileceğiniz cihazlardan bir tanesi iPhone 6s. Acaba dedim hani aynı fiyata bir tane Android cihaz alsak? Vallahi işin açıkçası arkadaşlar, iPhone 6s'in akıcılığı ve kullanıcı dostluğu yani aynı fiyat baremindeki Android'lerle yani kapıştırılamaz bile. Bunu açıkça belirtmem gerekiyor. Cihaz bilmem kaç yaşında olmasına rağmen hala teknik herhangi bir akışkanlığında vesaire minimal kullanımda hiç problem yok. Bir önemli noktayı belirtmem lazım, hani bu cihazı ikinci el olarak almayı kafaya koyduysanız zaten sıfırını bulamazsınız. En önemli şey pil sağlığının %100 olması. Yani en azından pili yenilenmiş olsun. Cihaz o badireleri atlatmış olsun. Şimdi bu kadar eski bir cihazı inceleyince arkadaşlar bence öne alınması gereken şey performans ve batarya testi olması lazım. Bu nedenle ben de oyun testini öne aldım. Bir 15 dakikalık oyun testimizi yapalım. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak. Evet, oyun testimizi gördük, sonuçlarımızı gördük. Hani bu rakamları yorumlamayı size bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, kimine iyi kimine kötü çıkıyor çünkü bu tarz rakamlar. Biz gelelim artık özelliklere. Şimdi yekten şunu belirtmem lazım. Kamerayı unutun. Ya unutun derken tamamen hayatınızdan çıkarın demek istemiyorum. Fakat ortamda ışık düzgün değilse ne fotoğraf anlamında ne de video anlamında hani günümüz cihazlarının yanına bile yanaşabilecek bir performans elde edemezsiniz. Ama ortamda ışık güzelse, yani gün ışığıysa falansa filansa, o zaman da çok kötü fotoğraflar çekmiyor. Hem anı olarak değeri olur. Hem de her şey bir yana, gündüz ışığında çektiğiniz fotoğrafları bence sosyal medyada gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, hani artık bu yaştaki bir cihazdan kamera performansını ikinci hatta üçüncü planda değerlendirmeniz gerekiyor. Teknik anlamda arkası 12 megapiksel f2.2, önü de 5 megapiksel, o da f2.2. Bu f2.2'lik değer bizim için iyi, hani arka planı döneminde olmamasına rağmen hani düzgün ayarlanmış bir ışıkta, tekrar söylüyorum, fotoğraf çekerseniz arka tarafı bulanıklaştırma sonucuna da erişebilirsiniz. Video tarafında güzel bir durum var, böyle çok fazla hareket olmayan şeyleri çekecekseniz eğer 4K 30fps video kaydı var arka kamerada, 720p'de 240fps'lik bir ağır çekim özelliği var. Ön kamerada ise 720p videolar çekebiliyorsunuz. Tasarım anlamında yine kendi bütçesindeki cihazlarla kıyaslandığı zaman ben diye gayet de kullanıcı dostu bir cihaz, en azından küçük tekerle rahatça kullanabiliyorsunuz. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var, bu cihazı alacak kişi net olarak şunu düşünmeli: en ucuza iOS deneyimini nasıl yaşarım? Ya bu cihaz onun cihazı. Bir işletim sistemi deneyimi sunuyor bizlere. Hani çünkü işlemcimiz A9, işte günümüzün bayağı bir gerisinde kalan bir işlemci, fakat kötü bir işlemci değil. RAM'imiz 2 GB, iOS için gayet yeterli bir RAM miktarı. Fakat bu özellikler hesaba katıldığı zaman telefonu böyle çok komplike işlerde, ne bileyim böyle ağır oyunlarda falan filan kullanırken takılmalar yaşayacağınızı ben düşünüyorum. Uzun süredir bende olmadığı için böyle bir deneyim yaşamadım ama Arif'i görmek için de kamil olmaya gerek yok arkadaşlar. Finalde alınır mı sorusuna cevap vereyim. Hani ana cihazınız olarak kullanacaksanız ve kamera gerçekten umurumda değil, iOS kullanayım ve benim için de böyle güvenilir bir işletim sistemi olsun diyorsanız, o zaman gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İkinci cihaz olarak gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Fakat bunların haricinde bir kamera ve batarya performansı sizin için çok çok önemliyse, yani hayati derecedeyse, o zaman en azından bu fiyat muadilinde ve üzerine birazcık daha ekleyerek farklı Android cihazlara yönelebilirsiniz. Bu cihazdaki ana amaç, yani kullanıcının hesaplaması gereken ana değer, en ucuz fiyata iOS deneyimini yaşamak. Söyleyeceklerim bu kadar değerli arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Onu alacağıma şunu alırım dediğiniz bir şey varsa altta belirtin ki benim açımdan da video fikri olsun. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.